İyi günler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben bir zikirden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Vehüvel Kaviyül Aziz. Bu zikir çok etkili bir zikir. Buna devam ettiğiniz müddetçe bir sürü şeylere sahip oluyorsunuz. Hacetlerin kabulü için çok etkili bir zikirdir. Vehüvel Kaviyül Aziz. Kalbinizdeki niyetleri okuyan bir zikirdir. Hacetlerin, isteklerin kabulünü hızlandırır. Ve huvel kaviyyul aziz. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Hayatında tümden pozitif değişiklik yapmak isteyenler için ideal bir zikirdir. Ummadığınız yerden rızık kapılar açılacaktır. Bunu siz dahi şaşıracaksınız. Bu zikri dilinizden düşürmediğiniz sürece bütün insanlara karşı heybetli görüneceksiniz. Toplumda her vakit sözü geçen, istekleri geri çevrilmeyen bir kişi olacaksınız. Bu denenmiş bir zikirdir. Çocuğunuz yaramaz ve sözünü dinlemiyorsa bu zikir ile sözünüzü dinletebileceksiniz. Ve Hüvel Kaviyül Aziz zikrini günlük virt olarak 222 defa, 277 defa okunması kapıyı açan anahtar misali daha etkili ve isabetli olacaktır. Burada bahsedilen faziletlere kavuşmanın ve faydalarını görebilmenin yolu Allah'ın rızasını gözetmek ve bu zikir dilimizden düşürmemektir. Bu zikri düşürmediğimiz sürece Mevlam'ın ikramına, lütuf ve ihsanına ulaşmak mümkün olabilecektir. Ve Hüvel Kaviyül Aziz, günde 222 defa ya da 277 defa çekeceksiniz. Günlük virt olarak yapsanız daha iyidir. Mübarek Ramazan ayındayız. Bunu her gün 222 ya da 277 defa adet haline getirirseniz bütün isteklerinize kavuşacaksınız Allah'ın izniyle. Denemeyi yani deneyebilirsiniz. Bunda zaten çok kısa bir şey, çok kısa bir dua. Mutlak güç sahibi Allah'tır demek istiyor. Allah'ım çünkü her duayı kabul eder. Yeter ki biz Allah'ıma yönelelim. Ve Hüvel Kaviyül Aziz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Allah'ın büyüktür. Allah'ın maddi manevi bizi layık gördüğü bütün dualarımızı kabul eder. Yeter ki biz Allah'ımla beraber olalım. Allah'ımın isteklerini yerine getirelim ve iyi bir insan olalım. Allah'ım tekrar Ramazanımızı mübarek etsin. İkinci günündeyiz. İkinci günü, üçüncü günü derken bir de bakmışız bitmiş. Onun için bu günleri iyi geçirmemiz gerekiyor. Allah kısmet ederse 28 günümüz kaldı. Yani Ramazan'da edilen dualar daha çok Allah'ıma karşı yani daha bir makbule şayan. Çünkü cehennemin kapıları kapanıyor, cennet kapıları açılıyor. Şeytanların ağızları, dilleri bağlanıyor. Yani Allah'ım duaları kabul ediyor kısacası. Onun için bu günleri hiç boşu boşuna geçirmeyelim. Hep ibadette de olmaz tabii. Ramazanımız orucumuzu tutacağız, namazımızı kılacağız. İyilik yapacağız. İyilik yapmak da çok iyi bir şey. Kalan vakitlerimizde zikirlerimizi çekeceğiz, duamızı edeceğiz. Teheccüd vaktinde etmemiz daha kolay olur. Çünkü zaten 6'ya 6 pardon 6'dan önce 5:50'de imsak patlıyor. Ben 5'te kalkıyorum. Kalktığımda hem teheccüdümü de kılıyorum, sabah namazımı da kılıyorum. O vakitte bu duaları yapabiliriz. Allah'ım kabul etsin inşallah. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'ıma emanet olun.